Su Karadan Güvenli Anne, Musa Karbada, Belge Yayınları. Kenya'da doğan Somali kökenli şair varsan şair, anlamalısın su karadan daha emin olmadıkça kimsenin çocuklarını bir tekneye koymayacağını, diyor. Musa Karbada, Su Karadan Güvenli Anne'de yurdundan kopuşa, koparılışa dair 3 öykü anlatıyor. İnsanın yüreğine dokunan öyküler bunlar. Tıpkı yüzü koyun Bodrum kıyılarına vuran küçük Alan Kurdi'nin fotoğrafı gibi. Göçmek, mültecilik, sürgün olmak. Başlangıcı ölüm kalım meselesinde elde edilen bir zafermiş gibi dursa da, Karbada sonra gelen tüm aşamalarıyla bir travmayı, inkarı, reddedişi, öfkeyi, pazarlığı, depresyonu ve kabullenmeyi anlatıyor. Kötülüğün iyice sivrilmekle delilik, iyiliğinse yok oluşla direniş arasında salındığı bir kurgu içinde. Dönme Dolap Düşleri, Özgür Mutlu, İthaki Yayınları. Dönme dolap aşağı inerken batıyor dünya, çıkarken doğuyor. Batarken büyüyor her şey, doğarken küçülüyor. Ben bunca sene ne yaptım büyüyüp küçülmekten başka? Aynı yerde dönüp durdum desem, yol nedir sanki, yolculuk? Bir geminin farelerin viyakladığı, karanlık küflü mutfağında Atlas Okyanusu'nu geçmişsem ne olmuş? Yine burada değil miyim? Kendimden büyük gölgemi kaybettiğim yerde. Hayata beni ucuz civatalar bağlıyor yine. Hiçbir şey olması gerektiği gibi değil artık. Ne dağ, ne çocuk, ne kum, ne karınca. Herkesin gördüğü ama kimsenin şaşırmadığı bir değişim bu. Hızla kanıksanan, hatta zaman zaman alkış tuttuğumuz, tuhaf, yanlış, zehirli bir değişim. Aynı kalan, insanın bir kısa soluk verişi, kavgası, gürültüsü, teması. Hepsinin üstünde aynı kalmanın tedirginliği, bağırmayan, usul usul, yalın bir telaş. Özgür Mutlu, dönme dolap düşleriyle başta öykü diline, sonra da atmosfere ve karaktere inandığını bir kez daha gösteriyor. Van Göre Ekspresi, Karton Ev ve Dünyanın Çivisi isimli kitaplarıyla, okurlarıyla buluşan Özgür Mutlu, dönme dolap düşleriyle yolculuğunu ara vermeden sürdürüyor. Günaydın Deme Sanatı, Akgün Akova, Kara Karga Yayınları. Günaydını yalnızca bir sözcük sanmayın. Sabahın ışığıyla yıkanmış bir dil pırıltısıdır o. 8 harfli bir anahtardır. Yalnızlığın çıkış kapısını aralar. Günaydın diyen, yalnız bırakmayı ve bırakılmayı reddetmiş demektir. Gönül çelendir günaydın, buz kıran gemisidir. Ağzımızın içindeki deniz feneridir. Öylesine güzeldir. Bu sabah ışığın elinden birlikte tutalım mı cümlesinin kısaltılmışıdır. Günaydın kardeşidir merhabanın, kolay gelsinin, teşekkür ederimin yakınıdır. İyi geceleri soracak olursanız o da günaydının pijama giymiş halidir. Akgün Akova günaydın deme sanatında bu paha biçilmez sözcüğü söylemeyi bir sanata dönüştürüyor. Çektiği fotoğrafların eşliğinde hem de gönlünüze günaydın diyecek. Tarihin Hakikatleri, Ferdan Ergut, İletişim Yayınları. Geçmişin tecrübesini anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Yargıç değiliz. Geçmişteki tecrübeleri, farklı insanların farklı tercihlerini, eylemlerini anlamak ve onları doğru bağlamlarına oturtmaya çalışıyoruz. Geçmişi bu yönüyle çalışmak, ötekine açık olmayı en baştan zorunlu kılar. Bizler gibi olmayanı, bizler gibi düşünmeyeni ve dahası yaşadığı zaman ve mekan itibarıyla bizler gibi düşünemeyecek olanı anlamaya çalışmaktır işimiz. Ferdan Ergut, tarihin hakikatlerinde tarih tartışmasını edebiyat ve felsefeyi de yardıma çağırarak yöntem üzerinden kurguluyor. Hakikati bir mutlaklık olarak değil, kolektif bir diyalog zemini olarak kavrayan eser, böylelikle tarihin sosyal bilimselleşmesine, aynı zamanda sosyal bilimlerin de tarihselleşmesine katkı sunuyor. Böylece hem tarih öğrencileri hem de sosyal bilimlerle meşgul olanlar için başka bir tarihin mümkün olduğunu göstererek, yurttaşlık bilincinin ortak yaşamımıza yapacağı katkı üzerine de düşünmeyi öneriyor. Tarihin hakikatleri, tarih üzerine düşünürken tarihle birlikte düşünmeye bir çağrı.